Dördüncü günden Mekke-i Mükerreme'den herkese iyi günler diliyorum. Rabbim Ramazan'ın hayrından, bereketinden istifade ettirdi, kullarından eylesin. Bugün yine arkadaşlarla birlikte Mescid-i Haram'a, Rabbimizin evini ziyarete geldik. Hafiften bir sakinlik var iftar öncesi. Çünkü otellerde iftarını açmak isteyen kardeşlerimiz otellerde kalıyorlar. Kabe ve çevresinde iftar açmak isteyen kardeşlerimiz de erkenden gelip yerlerine oturdukları için ortada sadece hareme girmek isteyen, haremden çıkan ve yer değiştirmek isteyen kardeşlerimiz var. Onun dışında ortam sakin. Tabii ki biliyorsunuz, her zaman görüntülerden de izliyorsunuz. Burası kalabalık bir alan. Özellikle teravih sonrası izdihama yol açmamak için güvenlik görevlileri bazen bazı noktalarda kapatma yapıyorlar. Kontrol etme adına belli bir bölgeyi kesip diğer bölgeyi boşaltarak oradan insanları Mescid-i Haram'dan güvenli bir şekilde tahliye etmenin yolunu arıyorlar. Resmi ve sivil olmak üzere birçok görevli var. İnsanların burada sağlıklı olarak ibadetlerini yapabilmeleri için. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde izne falan bakan yok. Nusuk uygulaması, bahsetmiştim daha önceleri sizlere. Suudi Arabistan'da umre ve ravza ziyaretleri için kullanılan telefon uygulaması. O telefon uygulaması üzerinden kişi başı Ramazan ayına mahsus olmak üzere bir defa izin tahsis ediliyor. O izni kullandıktan sonra ikinci bir defa izin almanıza uygulama izin vermiyor. Daha çok kimsenin umre ibadetini yerine getirebilmesi ve bu mekandan faydalanabilmesi adına. Ama bu kalabalıkta o uygulamadaki izni kontrol etmek o kadar kolay olmadığı için herkes, üzerinde ihram elbisesi olan herkes rahat bir şekilde ihram metaf alanına giriş yapabiliyor. Müsaitse metaf alanına giriyor. Müsait değilse bu zemin kattaki alana giriş yapıyor. Az önce güvenlik görevlisi arkadaşlar kamerayı kapatmamı istediler. Elimde gimbal da yoktu. Sadece elimde telefonu tutuyordum. O yüzden görüntülere ara vermek zorunda kaldım. Saat 6'ya geldi. İftara yaklaşık 40 dakika var ve metafa giriş gerçekten sakin. Dün 4.30'da geldiğimde ikindi namazı için kapatılmıştı ve daha sonra tekrar açıldığında içeriye girmek için büyük bir mücadele vardı. Merdivenlerde sıkışıktı insanlar. Ama şu an 6'ya 10 var ve rahat bir şekilde ben metafın yolunu tuttum elhamdülillah. Biraz geciktiğimi düşünüyordum. Birkaç yere uğramak zorunda kaldım. Türkiye'den gelen 5 dost vardı. Onları ziyaret edip hızlı bir şekilde Kabe'ye geldim. İkindi namazı öncesinde Cidde'den çıkıp buraya gelmek biraz yorucu. 100 kilometre yol yapıyorum. Tekrar dönüşte 100 kilometre yolum var. Gecede bir gibi eve ulaşıyorum. Ondan dolayı giremeyeceğimi düşünüyordum ama Rabbim ikram etti ve yine bizi metaf alanda misafir eyledi. İnşallah şimdi namaza kadar yapabildiğimiz kadar tavafımızı yapacağız. Akşam namazından sonra da kaldığımız yerden tavafa devam edeceğiz. Şimdilik ben burada görüntülere ara vereyim. Çünkü metaf alanı yine hınca hınç dolmuş durumda. Ağzına kadar dolu. Bakın burada sol tarafta da kardeşlerimiz kapatılan namaz alanlarının açılmasını bekliyorlar. Namaza yakın bir saatte o boş alanlar açılıyor ve kardeşlerimiz orada rahat bir şekilde akşam namazlarını eda ediyorlar. Metaf alanının sağlıklı bir şekilde insanların umre tavafını yapabilmeleri için insanların burada çok fazla beklemesine müsaade etmiyorlar. Yine gün içerisinde videonun devamında sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Metaf alanındayız. Ezan-ı Muhammediye birkaç dakika var. Hemen birazdan ezan okunacak. Şu an iftar hazırlıkları devam ediyor. Güvenlik görevlileri de tavaf eden kardeşlerimizi namaza durmaları noktasında ikazda bulunuyorlar. Bir yandan da gördüğünüz gibi ön taraflarda kahvedir, hurmadır. Onların dağıtımı devam ediyor. Tavaf alanı içerisinde de zaman zaman görevliler tarafından hurma dağıtımı yapıldı. Birkaç noktada zemzem bidonları var. Oralar vasıtasıyla zemzem dağıtımı da yapılıyor. Geçen senelerde metaf alanında
200 gramlık veya 300 gramlık pet şişelerde zemzemler dağıtılıyordu. Şu an onları göremiyoruz bu sene ama bu yıl bol bol hurma dağıtılıyor. Hurma ikramında bulunuluyor. Ve güvenlik görevlileri tarafından kahve dağıtımı söz konusu. Gördüğünüz gibi arka saflarda duran kardeşlerimizin de ön tarafa gelmeler noktasında güvenlik görevlileri ikazda bulunuyorlar ki bir an önce saf düzeni oluşturulsun. Ezan-ı Muhammediye okunduktan sonra da ümmet birlikte iftar açma sevincini yaşasın. Ya Rabbi, burada olmayı arzu eden tüm kardeşlerimize imkanlar nasip eyle. Önlerindeki engelleri kaldır. Beytin sahibi sensin. Bizleri burada misafir eden sensin. Sensin her şeye güç getiren. Azimsin, kerimsin, gafursun, rahimsin, rahmansın ya Rabbi. Herkesin gönlünde ne varsa haklarında onu hayırlayla ya Rabbi. Bizler için hayırları fetheyle, şerleri defeyle Allah'ım. İmtihanlarımızı senin rızana uygun eyle ya Rabbi. Dünya hayatımızı senin rızana uygun bir şekilde düzenlemeyi bizlere nasip eyle. Aile hayatlarımızı senin rızana uygun eyle. Evlatlarımızı senin rızana uygun yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlerin ve evlatlarımızın ahlaklarını ahlak-ı Muhammediye eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, bizleri gerçekten sana iman eden, senin yolundan giden ve sana tam bir şekilde teslim olmuş olanlardan eyle Allah'ım. Bizler
iftarın hemen ardından temizlik görevleri metaf alanına temizliğe başladı. Çünkü tavaf alanının her daim temiz olması gerekiyor. Aynı anda birçok bölgede birçok temizlik görevlisi bu hizmeti yerine getiriyor. Come on.